Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Karnınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. İstiyorsanız abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Teşekkür ediyorum şimdi. Elon Musk'ın son hareketleri ve Dogecoin üzerine meme coinler geneli üzerine konuşacağız arkadaşlar. Bakalım ne diyor. Elon Musk tweet attı, bu altcoin harekete geçti. Elon Musk Twitter'da başlayan felsefi bir tartışmaya Dogecoin'i dahil etti. Kısa sürede 2 milyon üzerinde görüntülenen tweet'i altcoin piyasasındaki hareketlilik takip ediyor. Elon Musk tekrar Dogecoin'den bahsetti. İlgili diyalog Twitter'da paylaştığı dinleri ve öğretilerini konu alan bir tweet ile başladı. İnsanlar binlerce farklı tanrıya inanıyorlar. Daha popüler dinlerin çoğu insanların inanması gereken tek şeyin kendi tanrıları olduğunu öğretir. Diğer binlerce tanrıdan hiçbirine inanmamayı seçiyorlar. Bir ateist bir tanrının daha az olduğuna inanmayı seçer diyor. Ramazan muhabbetlere bak. Kısa süre sonra Elon Musk konuya kripto paraları dahil etti ve Halli'ye kriptoya inanan disleksik ve agnostik biri ne yapar diye sordu. Musk bu tweet'e bütün gece Dogecoin'i düşünerek yatıyor diye ekledi arkadaşlar. Şimdi tabii şunu söylemek lazım. İşin şakası bir yana. Elon Musk bunu ara ara yapıyor. Bu yoklamaların gelmeye devam etme ihtimali de yüksek. Çünkü önceki videolarda da konuştuk bu konuyla alakalı biliyorsunuz. Bu arada en son 81'lerden mantıklı bir alım noktası olduğunu söylemiştik hatırlarsanız. Şu an pozisyon olan, beklediğimiz pozisyon olan 87'lere doğru bir Dogecoin ilerleyişi karşımıza geliyor arkadaşlar. Tabii ki yarın enflasyon verisinden sonra istediğimiz 87 kırılımını elde etmekle birlikte 87'ler kırıldığında yeniden 108'lere ulaşan bir yön yukarı Dogecoin hareketiyle karşı karşıya kalabiliriz. Nisan-Mayıs ayları içerisinde Musk'ın Doge tarafında daha agresif davranacağı, özellikle bunun Shiba ve Floki gibi coinlerde de büyük yükselişlere sebebiyet vereceğini unutmamak lazım. Tweetleri kripto piyasasındaki hareketlilik takip ediyor. Kripto para piyasası gün boyunca genellikle kırmızı renkli olmak üzere yatay hareket etti. Musk'ın dahil olduğu Twitter tartışmasını %1,5'u aşan anlık yükseliş takip ediyor. Bitcoin ve Ethereum sırasıyla %2 ve %1,6 civarında yükseliyor. Dogecoin ise şimdilik %1 hareket ediyor. Yok, ondan sonra biliyorsunuz işler değişti. Elon Musk'ın engelli Twitter çalışanıyla yaşadığı skandalın hikayesi. Buraya nereden geçtik ya? Ne alaka? Yazdıklarıyla Musk'ın dikkatini çeken Heraldur Trulifson engelli bir Twitter çalışanıydı. Bu yılın başlarında Halley, Musk'a Twitter'da teknik nedenlerle Twitter'daki görevleri üzerinde çalışmaya devam edemeyeceğini belirterek hitap etti. Twitter, HIAR'dan kovulup kovulmadığına dair herhangi bir bilgi alamayan Musk'ı doğrudan Twitter'da etiketleyerek kovulması halinde yaptığı işin karşılığını almak istediğini söyledi. Musk daha sonra Halley'nin ne tür bir iş yaptığını sordu ve bunun kanıtı olarak ekran görüntüleri istedi. Halley'nin son 4 aydır herhangi bir iş yapmadığını belirterek musküler distrofiyi bahane etti. Ayrıca Musk bu kişinin bağımsız bir şekilde zengin olduğunu da sözlerine ekledi. Bundan sonra hikaye ana akım olanlar da dahil olmak üzere birçok medya kuruluşu tarafından yayınlandı ve Musk büyük bir tepkiyle karşılaştı. Twitter'ın Halley'nin Yueno adlı girişimini satın aldığı ve 2021'de Twitter tarafından işe alındığı ortaya çıktı. Heraldur hakkında açıklanan bu ve diğer ayrıntılar Musk'ın özür dilemesine neden oldu. Heraldur'un Twitter'da kalmayı düşündüğünü tweetledi. Şimdi ya olayı bilmiyorum arkadaşlar. Olayın Dogecoin'le de pek bir alakası yok. Haberde neden yer almış onu da tam olarak anlayamadım. Onu da söyleyebilirim. Meme coinler geneli fakat şu anda Elon Musk'ın eline bakmakla birlikte gerçekten pozitif bir hareket bekliyorum. Tamam. Şimdi Elon Musk ilerleyen vakitlerde ne yapabilir? SpaceX roketiyle alakalı hala bir açıklama gelmedi. Yani Genesis'te oluşturulan Dogecoin biliyorsunuz Ay'a gönderilecekti arkadaşlar roketle birlikte. Fakat konuyla alakalı net bir açıklama yok. Haricinde bir diğer durum 20 Nisan tarihi sürekli üzerinde durulmaya devam ediyor. Elon'un 20 Nisan tarihinde de ne yapacağını tam olarak kestirebilmek güç. Tabi spekülasyon yaratılabilir arkadaşlar konuyla alakalı. Mesela Twitter'ın adını değiştirme muhabbeti. zamanında Twitter'ın logosunu değiştirmiş olan Elon Musk arkadaşlar, aynı şekilde geçmişte verdiği bu sinyali Twitter'ın adıyla alakalı da vermişti Dogecoin için. Tabi bu da adını da değiştirmesine, beklentisinin oluşmasına diyeyim daha doğrusu sebebiyet vermiş bir durumdur. Fakat bu 20 Nisan'da gelip gelmeyeceğini hani belirtmek spekülasyon olacaktır. Yapacaksa eğer, ya ben olsam 20 Nisan'da yapardım arkadaşlar, ama sonuçta Elon Musk hangi noktada bir tercih yapacak, bunu da bekleyip göreceğiz. En son Elon Musk hamlesi Dogecoin üzerinde %30 rally'yi tetikledi. Bak devamında tabii ki bir hareket söndü arkadaşlar. Ama şunu söyleyebilirim, hala sırf bu hareketten kaynaklı olarak Dogecoin'in ciddi bir yükseliş potansiyeli vardır. Bitcoin henüz 30 binlerden gerçekleştirdiği kırılımla birlikte direnç denememiş olmasına rağmen bu hareket karşısında Dogecoin'in 87'lere kadar yaklaşması ve direnç denemesi bunun en yakın örneklerinden biriydi. Hala söylüyorum, 87'lerdeki direncin kırılması halinde Doge arkadaşlar 108 dolarlarına kadar yükseliş potansiyeli yine fazla olacaktır. Twitter CEO'su Elon Musk'ın platformun logosunu mavi kuş yerine Dogecoin ilişkilendirilen bir sembol olan Shiba Inu köpeğini değiştirmesinden sonra Dogecoin fiyatı geçen hafta pazartesi günü yaklaşık %30 fırladı. Logo eski haline geri dönerken Doge'un kazancın büyük bir kısmını iade etti. Ben şunu söyleyeyim, bu tarz durumlarda ben Shiba alınmasını hep daha mantıklı bulmuşumdur. Tabi Doge, Floki vesaire de alınabilir ama Shiba'da şöyle bir durum var. Şimdi Elon Musk Dogecoin pamplıyor. Shiba'da yön yukarı halde hem doğal hem de bu yükselişi, korelasyonu devam ettirir şekilde yükseliyor. Fakat olası bir çakılma olursa Shibcoin tarafında öyle yüksek bir düzeltme görmüyoruz arkadaşlar. Ben bundan kaynaklı olarak Shibcoin'e bu süreçteki yatırımı daha mantıklı buluyorum. Öte yandan Musk kripto paraları teşvik ederek bir Ponzi şemasını yürütmekle suçlandığı federal mahkemede 258 milyar dolarlık bir toplu davayla karşı karşıya diyor arkadaşlar. Twitter'ın logosunu değiştirdiği son hamlenin borçlarını kapatmak için yaptığı iddia edildi. Ya bunlar zaten boş spekülasyonun böyle şeyi, yani geldiği son nokta. Kesinlikle öyle bir şey yok arkadaşlar. Elon Musk bir tane bile Dogecoin tutuyorsa vallahi ben hiçbir şey bilmiyorum ya. Bir tane ya, bir adet bile Dogecoin tutmuyor o adam. Her kalıbımı basarım. Bir adet Shiba, bir adet de Floki bile tutmuyor arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim izleyen herkese. Hoşça kalın.